Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte adını bildiğim webde Solgap sanıyoruz. Videonun başına atlattığım videoyu beğenmeyi ve kanala kesinlikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz benim bu 5-6 saat uploadını beklediğim videonun emeğini karşılığını vermiş olursunuz arkadaşlar. Lütfen videoyu likelamayı unutmayın. Ben de videonun sonunda like'ları fazla görüp egomu tatmin edeyim. Mutlu olayım yani. Mutlu bir şekilde uyuyayım. Öyle düşünün lütfen. Hop şuradan. Abi sağ tıklamama rağmen açılmaya çalıştın. Lanet olsun adamım. Ağlamak istiyorum. Neyse tamam şimdi sakinim. Arkada birisi... Ender chest'inden kılıç çıkarttı. Kılıç gibi bir şey bilmiyorum. Duydum onun sesini. Merhaba. Gel bakalım şu yola bir kesmek istiyorum. Taş kılıcı var. Benim sadece deri kaskım var. F5'e bastığı anda öldük bu arada bilginiz olsun. Yaklaşıyorum. Evet öldürdük. Oh, sakin ol evlat sakin ol. Sakin ol. Orada hızlı tıklamasam öldük zaten. O kesin bir şey. Her neyse. Bugün arkadaşlar sizlerle birazcık sohbet etmek istiyorum. Aklıma gelen şeylerden bahsetmek istiyorum. Random bir sohbet olacak ama ben hani kanalda muhabbet etsem yani ben insanların bu kadar muhabbeti sevdiğini bilmiyordum gerçekten. Hani gün boyunca zaten insanların sesini duymuş oluyorsunuz ve ben açıkçası videodan PvP ile alakalı şeyler duymaktan keyif alacağınızı düşünüyorum. Yani yıllardır bu şekilde ilerledim. Birazcık videoda size kendi sohbetimi tanıtmak istiyorum. Birazcık sohbet edelim sizlerle birlikte. Şimdi arkadaşlar. Facebook'ta da bir durum paylaşmıştım. Beni Facebook hesabımı takip edenler bilir. 2 artı 2 eşittir 5 yazmıştım ve Keremcan, Hakim Kerem. Kendisini çok seviyorum arkadaşımdır. Yani çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Şu anda tabi koa hastası olduğu için... ona da buradan tekrardan geçmiş olsun diliyorum. Öğrenmeyen varsa da öğrenmiş oldu. Lütfen yorumlara bununla alakalı bir şey yazmayın. Ya da ne bileyim Keremcan'ın videosunu paylaşıp da böyle bir şey oldu falan demeyin arkadaşlar. Bu olayın yayılmasını istemiyoruz. Kimse yayılmasını istemiyor bu olayın. Kendisi zaten videosunda bahsetti ama hani bu prim olayları falan. Prim diyecekler şimdi çocuğa üzülecek anlatabiliyor muyum? Yani ben böyle bir şey olmasını istemiyorum. Benden defalarca açıklama videosu çekmemiz falan istedi. Yapmadım arkadaşlar. Yapamadım daha doğrusu. Yükleyemedim o videoyu. Yaptım ama yüklemedim. Sildim yani direkt. Merhaba. Sen çok zeki bir kardeşimize benziyorsun ama. Öldün. Yapacak bir şey yok. Orada çok garip PvP sergiledi arkadaş. Yani benim alışık olmadığım bir tarz. Yani dönüp dönüp olta atmak vurmak böyle. Onu da kendine göre uyguladı bir taktik ama benim aimim daha iyi ondan. O kesin bir şey yani. Her neyse. Bir durum paylaşmıştım. 2 artı 2 eşittir 5 demiştim. Ve bayağı bir tepki geldi. Bayağı kişi beğendi falan yani. Gördü o durumu. Keremcan da yazdı ki pardon. Ben yazdım yorumuna. O durum paylaştıktan sonra herkesin yorumunu sildim. Sadece benim yorumum kaldı orada. Dedim ki 2 artı 2 eşittir 5. Kurallar çiğnenmek için vardır dedim. Ve Keremcan da şu yorumu attı. 2 artı 2 eşittir 4. Bazen çiğnenecek kural yoktur hayatta. Gerçekten çok sonuç çıkarttım. Ben Keremcan'ın attığı o yorumdan aşırı derecede sonuçlar çıkarttım. Bununla sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Dikkatli dinleyin. Beyniniz bazı noktalardan yanabilir. Şimdi biliyorsunuz ki dinle bilimle çok dalga geçiyor. Bakın din ve bilim ikisi de ayrı konular. Din artı bilim. İkisi de çok ayrı ve birbirine her ne kadar uzak gibi görülse de her konusu birbirine bağlantılı konular. Yani sen burada din konusu olarak Allah'tan bahsedersen bilim der ki dünyanın yaratılışından, dünyanın oluşumundan bahseder. İkisinin arasındaki bağı görebilen var mı? Hani bir sanatçı varsa ortada da bir sanat bir sanat varsa ortada da bir sanatçı vardır ya. Hani böyle bir video vardı. Bir röportaj yapan bir adam konuşuyordu. Aynısını söylüyorum sizlere. Yanlış anlamayın. Repliği çalmak gibi bir şey yok burada. Ortada bir sanat varsa bir sanatçısı vardır ya. İşte ortada dünya gibi güzel bir oluşum var. Birçok canlı var. Daha türünü keşfedemediğimiz böcek türleri var. Yani bunları araştırabilirsiniz bu arada. Tonlarca böcek türü var. Daha türünü keşfedemediğimiz, adını bilmediğimiz, görmediğimiz böcek türleri var. Hani böyle bir sanat varsa emin olun sanatçısı da vardır. Yani böyle bir dünya varsa emin olun Tanrı, emin olun Allah vardır. Bu arada Tanrı Türkçe terim. Allah Arapça bir terim. İngilizce'de de God diye yazılıyor. Yani bunlar aynı anlama geliyor. Ortak dilde Tanrı olarak kullanılır Türkçe'de. Hani Tanrı kelimesi şey, genelde şeyde geçiyor. Yabancı filmlerin Türkçe dublajında ya da altyazısında falan geçiyor ya.
Tanrı deme, Allah de falan diyorlar. Böyle bir yaklaşım var. İkisi de aynı yere çıkıyor arkadaşlar. Aynı din mantığı. Dinler farklı olur ama hepsinin sonucunda Allah vardır yani. Yaratıcı vardır. Şuradaki chest'i açalımız bir şekilde bakalım. Bu arada ilk defa kanalımda dinle alakalı bir konuşma yapıyorum. Gerçekten hani İslam hakkında konuları konuşmayı, sohbet etmeyi arkadaşlarıma seven bir insanım. Her ne kadar videomda küfür eden dinsiz birisi gibi görünsem de dinime bağlı kalmaya çalışan, en azından dinimi bilen, Kur'an'a küfretmeyen birisiyim. Buradan da güzel bir gönderme oldu. Her neyse, konuma devam edeyim ben. Arkadaşlar hani 2 artı 2 eşittir 4 bazen çiğnenecek kural yoktur. Pardon, kurallar çiğnenmek içindir. 2 artı 2 eşittir 4 bazen çiğnenecek kural yoktur hayatta. Buradan çıkarttım sonuçlar. Şimdi arkadaşlar, ikinci kattan düşen bir insan ölüyor. 10. kattan düşen bir insan ölmüyor. Bunu bilim adamlarına soruyorlar, açıklayamıyorlar. Yani nasıl olabilir lan böyle bir şey, havasını yatıyor. Hani bilmiyorlar, anlatamıyorlar hani. Abi ikinci kattan düşen bir insan ölüyor. 10. kattan düşen bir insan ölmüyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Tabii ki de olabilir. Bu nasıl olabilir? Yaratıcı tarafından. Yani kaderinde ne yazıyorsa o vardır. Anlatabiliyor muyum arkadaşım? Yani. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Adamları açıklayamıyor. Din adamlarına sorduğunda direkt hani Allah tarafından olmuştur diyor. Bu arada altımı yakmaya gelen bir arkadaş var. Ödüm koptu çakmak sesinden. Oh, sakin ol lan. Sakin ol. Kardeşim ne yapıyorsun? Karşındaki oyuncu. Sakin ol. Buradasın, görüyorum seni. Güzel. Tamam, güzel. Arkadaşı kestik. İyi bir oyuncuymuş. Neymiş? Rankı Gold 2'ymiş. Benim ne? Ben Gold 3'üm ya. Neyse, problem yok. Çok girmiyorum gerçi SC'ye de. Sadece video için giriyorum bu. Badline'ın SC'sine. Biliyorsunuz hepsi SC kapandırıp. Her neyse. Bunu bilime sorduklarında açıklayamıyorlar. Dine sorduklarında Allah tarafından olmuştur diyorlar. Yani şöyle bir sonuç daha çıkarttım o Keremcan'ın yorumundan. O paylaştığım duruma karşılık gelen yorumlardan, daha doğrusu. Keremcan'ın yorum, benim attığım yorum falan. Arkadaşlar, dinsiz bilim topal, bilimsiz din de kördür. Yani din derse ki doğa bilimciliği haramdır, günahtır. Bu arkadaşlar körlüktür. Eğer ki bilim derse, daha doğrusu bilimsiz din, pardon, dur, çok karıştı. Dinsiz bilimde olursa bu da arkadaşlar topallıktır. Yani görmemektir. Anlatabildim mi? O kadar güzellik var gözünün önünde. Sen bunları görmüyorsun, inkar ediyorsun. Madem ok VC'sine girmek istiyorsun, sana kazmalıklarımı tanıtabilirim. Piu! O da Gold 2'ymiş lan. Ben de diyorum niye böyle hayvan gibi dalıyorsun? İki tane Gold 2 kestik. Diğeri neymiş bakayım. Diğeri de Gold 2'ymiş. Gold 2 bu arada SC'de iyi bir rank arkadaşlar. Onu da söylemekte fayda var. Gold 1'den sonra Emerald 5 geliyor. Emerald 1, sonra Diamond 5 falan. Öyle ilerliyor işte. Silver var en başta. Annesi. Selamun aleyküm dedi. Aleyküm selam kardeşim. UD olup AS dedim. Lag'dan dolayı gördüğünüz gibi Türkiye interneti işlemedi. Bugün arkadaşlar hani garip bir konudan bahsettim. Ben de farkındayım. Ama konuşmak istedim, yani sohbet etmek istedim sizlerle. Sadece yani konuşacağım konular dinle alakalı olmaz bu arada. Hani bayağı konu var aklımda. En son ne diyorduk biz? Bilimsiz din topal, dinsiz bilim de kördür arkadaşlar. İkisi de aynı yola çıkıyor. Yani bir din adamı derse ki doğa bilimi yapmayın, saçmalıktır, haramdır derse, hani zaten Allah yaratmış doğayı, değil mi? Sen o doğayı keşfetmezsen, gezmezsen, böcekleri araştırmazsan, onların hayatını takip etmezsen, kayda alıp diğer insanlara sunmaya çalışmazsan, kendi yaşadığın dünyanı bırak, hani dış dünyayı bırak, kendi yaşadığın dünyayı keşfetmemiş olursun. Anlatabildim mi? Bu yüzden doğa bilimciliği normal bir şeydir. Yani kabul edilebilecek bir şeydir. Doğa bilimciliğinde gidip insanlar orada karıncaları işte ateşle falan yakmıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ya da ne bileyim, ceylanı orada diri diri kesmiyorlar. Hani doğal hayatını kaydediyorlar şeyin, doğanın
doğal hayatı kaydediyorlar. Aslanların doğal hayatını falan kaydediyorlar. Yani bu çok normal ve doğal bir şeydir. Bir insanın sevmesi çok normal bir şeydir arkadaşlar. Onun dışında ne var? Onun dışında bilim. Heh. Bilim bir defa dini kabullenmezse, Tanrı'yı kabullenmezse, yani ben ateistim deyip geçerse olmaz arkadaşlar. Yani kendisi söylüyor bir defa. Hani bir sanat eseri varsa ortada sanatçı da vardır. Yani bu sözün anlamı direkt, yani bu kadar güzel bir dünya varsa Allah da vardır, Tanrı da vardır. Yabancı terimle God, yani o da vardır. Anlatabildim mi? Yani bunu konuşmak istedim bugün sizlerle. Umarım yani sohbetimi beğenmişsinizdir. Bu videoda da hiç küfür etmedim sanırım. Gerçekten. Hadi canım. Bu videoda küfür ettim mi ben? Abi inanamıyorum. Yoruma yazın. Ben bu videoda küfür etmedim. Küfür ettiğim bir yer varsa yoruma yazın. Hangi saniye, hangi dakika? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bir dakika, çok garip. Dur bir lobiye selam vereyim. İyi akşamlar, videoya selam verin. Bu arada küfür edecek olan arkadaşlara şimdiden buradan selamlar. What the fuck? Ha. 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 Lanet olsun. Abi. Videoyu bitirmeme bari izin ver ya. Hadi bak. Ayıp oluyor. Bir saniye. Nescafe'mi yudumlayayım. Şimdi lobiye tekrar girelim. Oradaki arkadaşlardan selam rica edeceğim. Videoya selam verin diyelim. O prim kırıcı dedi. Teşekkür ederim. Adam doğru söylüyor. Yani önceki yaptıklarıma bakarsak onu demekte haklı yani. Bayağı kişi selam verecek şimdi. Evet, ismime dalga geçen bir arkadaş. İsmimi T ile yaz, yani Götsel. Yazabilir. Eskiden olsa çok kafaya takardım da, yani ilk zamanlarda, YouTube'a ilk başladığım zamanlarda da diyen vardı. Bu 2011 yıllarında falan. Hala diyen oluyor. Problem yok diyebilir yani. Benim için bir problem yok. Tabi demezse daha iyi olur. Yani ismimle hitap ederse daha iyi olur ama takmıyorum yani artık böyle şeyleri. Çünkü yani milletçe aşamadığımızın bir kanıtıdır. Yani isimle dalga geçmek çok saçma bir şey. Yani doğarken elime katalog verip seçtirmediler sonuçta. Tipimi, boyumu, kilomu, ismimi seçtirmediler. Buradan da babama bu ismi veren, yani bana bu ismi veren babama teşekkür ediyorum gerçekten. Neden böyle bir isim verdi hakkında en ufak bir fikrim var. Evet, onu da açıklayayım size. Neden ismim Göksel? Neden? Acaba neden? Babamın kankası. Bir kuaför. Adı Göksel. Şu anda benim kendisi. Ya çok kafadar bir adam. Kankam demeyeyim. 50 yaşında, 40-50 yaşında bir adam. Çok kafadar bir adam, kuaför. Yani. Onun ismini vermiş bana. Tabii o adam duyunca da, hani o zamanlar kahvehanelerde falan oturulmuş ya, bundan 15, kaç yaşındayım lan ben, 17 yaşındayım. 17 yıl öncesini düşünün. Yani benim ismimi verdiğini çocuğuna duyunca adam direkt masanın üstüne çıkmış, okey takımını fırlatmış etrafa, çıldırmış. O derece sevinmiş yani. Tabii beni görünce de tabii hayata küsmüş falan. Şaka yapıyorum bu arada. Kendisiyle hala konuşuyorum. Her neyse. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmeseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda düşünceleri belirtirsiniz. Yarın 18.00'da yepyeni video indireceğim. Hala kanalıma abone değilseniz kırmızı beyaz abone butonundan abone olabilirsiniz. Bu arkadaşlara da buradan selamlar, yanıma geldiler. Hadi bakalım ortaya gidelim. Herkesi gösterelim. Selam. Kimse birini takmıyor lan. Kırcalesi dedi, kalp koydu. Adamsın kardeşim. Ben de sana buradan sevgilerimi iletiyorum. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hepinizi seviyorum ve bay bay.